Herkese merhabalar. Gelin Hanım'ın İşleri kanalında İğnerde tekniğiyle harflerimizi işliyoruz. J harfinden sonra K harfimizle devam edelim. K harfimiz için hemen arada bir kare boşluk bırakarak buradaki diğer harflerimizin alt hizasında arada bir kare boşluk bıraktıktan sonra K harfimizi başlatıyoruz. Şu şekilde iğnemizi çıkarıyoruz. Burada ipimizi çıkardığımız deliğin hemen bir üzerindeki değil ikinci deliğe batıp daha sonra şuradaki F'nin hizası var ya, burada iğnemizi çıkaracağız. Yani bir ikinci deliğe batıp battığımız yerin bir iki üçüncü deliğinden iğnemizi çıkaracağız. Şu şekilde. Burada geriye dönük olarak tekrar batıyoruz. Buradan da hemen battığımız yerin sağ üst deliğinden hemen şu şekilde çıktım. Buradan geriye dönük olarak bu ortaya geldiğim noktaya geri dönüp daha sonra çapraz bir şekilde bu K'nin en alt noktası var ya, onun hemen yanındaki delik değil ikinci deliğe iğnemi çıkaracağım. Bu ipimin çaprazı battım ve tekrar şu şekilde iğnemi çıkardım. Daha sonra geriye dönük olarak batıp iğnemi alttan çıkarıyorum. Bu şekilde. L harfimizi de yapalım. Bu K'nin bitim noktasından sonra arada bir kare boşluk bırakıp hemen onun yanındaki delik iğnemizi çıkaralım. Burada hemen bir üzerindeki delik değil ikinci deliğe batıp daha sonra battığımız yerin 1, 2, 3. deliğinden çıkalım. Battığımız yerin 3. deliğinden çıktım. Daha sonra geriye dönük olarak batıyorum ve iğnemi alttan çıkarıyorum. L harfimiz de bu şekilde. M harfimize geçelim. M harfimizi de hemen alt sıradan L'nin alt hizasından bir kare boşluk bırakıp daha sonra buradan iğnemizi çıkarıyoruz. Daha sonra hemen üzerindeki delik değil, ikinci değil, üçüncü deliğe batıyoruz. Battığımız deliğin hemen bir altındaki delikten iğnemizi çıkarıyoruz. Çıkarırken ipimizi sol tarafa alalım. Şu şekilde çıkaralım. Hafifçe çektirdik. Burada ipimizin bulunduğu deliğin sağ üst deliğine, çaprazına batalım. Tekrar çıkarken de sağ alt çaprazındaki delikten iğnemizi çıkaralım. Geriye dönük olarak batalım. Tekrar ipimizin bulunduğu noktaya geri dönelim. Burada ipimizin bulunduğu deliğin şurayı tam çıkarayım arkadaşlar. Tam noktasına çıkardım. Şimdi ipimizin bulunduğu deliğin hemen bir altındaki delik değil ikinci deliğe batıp tekrar geriye dönelim. Ortasını yapmış olalım. Şu şekilde. Burada hemen sağ üst çaprazına batalım. Tekrar sağ alt çaprazında. Hemen çaprazındaki delikten iğnemizi çıkaralım. Bu şekildeyken geriye dönüp
batıp tekrar ipin bulunduğu noktaya geri gelelim. Buradan düz bir şekilde şuradaki çizgilerimi hizasında düz bir şekilde aşağı batıyoruz. Hemen altındaki delik değil, ikinci delik oluyor burası ipimizin. Bu şekilde çıkarıp M harfimizi de tamamlamış oluyoruz. Şimdi N harfine geçelim. Arada bir kare boşluk bırakıp hemen yan taraftan çıktım. Birinci delik değil, ikinci değil, üçüncü deliğe batıyorum. Ve buradan hemen bir altındaki delikten çıkacağım. Çıkmadan önce iplerimi sol tarafa alıyorum ki karışmasın diye. Şu şekilde çıkardım. Burada ipim bulunduğu deliğin hemen sağ çaprazındaki deliğe batıyorum. Çıkarken de battığım deliğin hemen sağ alt çaprazından çıkacağım. Şöyle göstereyim. İpimin bulunduğu deliğin sağ üst deliğine battım ve sağ alt deliğinden çıktım. Geriye dönük olarak battım ve bu ipimin bulunduğu deliğe geri döneceğim. Battım ve tekrar ipimin bulunduğu noktaya geri dönüyorum. Şimdi burada ipim neredeyse ipimin bulunduğu noktanın hemen altındaki delik değil, onun altındaki ikinci deliğe batıp iğnemi alttan çıkardım. Şu şekilde. O harfimizi yapalım. O harfimiz için hemen arada bir kare boşluk bırakıp alt hizasındaki şu delikten değil, onun hemen üzerindeki delikten iğnemi çıkardım. Şu şekilde. Burada iğne ipimi çıkardığım yerin çapraz sağındaki sağ alt çaprazına batıyorum ve hemen çıkarken de sağ üst çaprazındaki delikten çıkıyorum. Küçük bir V harfi gibi olacak. Geriye dönük olarak batıyorum ve tekrar ipimin bulunduğu noktaya geri dönüyorum. Dediğim gibi küçük bir V harfi gibi görünümü oldu şu an. Buradan ipimin bulunduğu deliğin hemen üzerindeki deliğe battım. Çıkarken sol üst deliğinden, sol çaprazındaki delikten iğnemi çıkarıyorum. Şimdi geriye dönük olarak batıp tekrar ipimin bulunduğu noktaya geri geliyorum. Şu şekilde. Daha sonra ipimin bulunduğu deliğin sol çaprazında, sol alt çaprazına batıyorum. Çıkarken de hemen altındaki delikten iğnemi çıkardım. Daha sonra geriye dönük olarak batıp iğnemi alttan çıkarıyorum. Arkadaşlar, eğer Ö harfi yapmak istiyorsanız, O değil de Ö yapacaksak, şöyle geriye döneyim. Ö harfi yapacaksak buradan geriye dönük olarak batıp hemen üzerindeki delikten iğnemizi çıkaralım. Şu şekilde. Burada çıktığımız yerin hemen üzerindeki deliğe batıp çıkarken de hemen yanındaki delik değil, onun yanındaki ikinci delikten iğnemizi çıkaralım. Daha sonra bulunduğumuz deliğin hemen altındaki deliğe batalım ve iğnemizi alttan çıkaralım. Ö harfimizi de O harfimizi de bu şekilde göstermiş olalım.
Arkadaşlar harflerimizi buraya kadar yaptıktan sonra bir sonraki videomuzda kalan harflerimizi yapmaya devam edeceğiz. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz abone olarak destek vermeyi unutmayınız lütfen. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.